Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 4. madde üzerine İYİ Parti adına söz aldım, selamlarımı sunarım. 5018 sayılı kanunun 15. maddesine uygun olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer verilmesi gereken ilgili cetvellerin 4. maddede yer alması sağlanmaktadır. Yapılan rutin bir işlem olduğu için ben genel değerlendirme yapacağım. Değerlendirmeye geçmeden önce önemli bir mağduriyete acil çözüm beklediğimi dile getirmek istiyorum. Stajyerler ve çıraklar emeklilik işlemleriyle ilgili SGK kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja veya çıraklığa başladıkları tarihin esas alınmasını istemektedirler. Yurt dışında staj yapanların ve bazı meslek mensuplarının stajları emekliliğe müracaatta başlangıç sayılırken 1 milyondan fazla olduklarını belirten mağdurlar, merkezi yönetim bütçesine yük olmamak için staj süreleri için borçlanmayı da kabul etmektedirler. Bu hakkın verilerek mağduriyetin giderilmesi sosyal devlet olmanın gereğidir. Değerli milletvekilleri, her yeni bütçenin milleti heyecanlandırması gerekir. Çünkü yeni bütçeyle gelirin artması, sorunlara çözüm getirmesi, çare olması ve hayatı kolaylaştırması beklenir. Açıkça söylemeliyim ki bu bütçe millete heyecan değil, karamsarlık veriyor. Zira bu bütçe milletin bütçesi değil, külliyenin ve yandaşların yolsuzluk üzerine kurulu yoksulluk bütçesidir. Bu bütçede faiz ödemeleri var, garanti ödemeleri var, millete dair hiçbir şey yok. Bu defa galiba mızrak çuvala sığmayacak. Ülkemizin daha önce karşılaştığı onca krizlere benzemeyen çok farklı ve çok yönlü büyük bir krizle karşı karşıyayız. Son yıllarda İYİ Parti olarak ısrarla tekrarladığımız, Genel Başkanımız Sayın Akşener'in grup toplantılarında sık sık dile getirdiği üreten ekonomi modeliyle ilgili sözlerini duymazlıktan geldiler. Tüketime dayalı bir ekonomik modelle 80 yıllık birikimimizi satıp savurdular. İtibardan taviz verilmez diyerek sorumsuzca harcadılar ve nihayet sona doğru yaklaştıklarını, duvara toslamak üzere olduklarını anlayınca Milli Güvenlik Kurulu Kanunu'nda ekonomi kelimesinin geçtiğini fark ettiler. Beceriksizliklerini gizlemek için Milli Güvenlik Kurulu'nu alet ederek politika değişikliği izlenimini vermek ve zaman kazanmak istedikleri anlaşılmaktadır. Ne var ki bir politika değişikliğini uygulayabilecek ne kurum kalmıştır ne de uzman. İktidar kendi anlayışı ve kıt bilgileriyle sorunu meydana getiren gerçekleri göremez. Hiçbir şekilde çözüm de getiremez. İtibarın gösterişli saraylarda şatafatlı hayat tarzıyla sağlanabileceği zannedilse de gerçekler hiç öyle değildir. İtibara açıklık getirmek için bazı sorular sormak istiyorum. 1. Uluslararası mali eylem görev gücü olan yasa dışı para hareketleri takip kurulu, Türkiye'yi kara para aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle gri listeye almıştır. Neler oldu da iktidar döneminizde ikinci defa gri listeye girmiş olduk? Gri listeye girmemize sebep olan hangi örgütler veya kişiler vardır? 2. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip G20 ülkeleri arasında 10. sıraya çıkma hedefinden vazgeçildiği ve G20 dışında kalacağımız anlaşılmaktadır. Hiç olmazsa G20'de kalabilmek için hangi tedbirleri alacaksınız? 3. Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine başlandığını tantanalı törenlerle ilan etmenizin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bırakın tam üyelik sürecinin tamamlanmasını, çok incitici bir şekilde Avrupa Birliği'nin güney komşuları statüsüne indirilmiş bulunmaktayız. Bunun sorumlusu Avrupa Birliği mi, AKP iktidarı mıdır? 4. Büyük ümitlerle girdiğimiz 21. yüzyılın ilk çeyreğini çok kötü geçirmekte olan bir ülkeyiz. Hala başarı hikayeleri uydurularak peş peşe petrol ve doğalgaz keşifleri yapıldığı, defalarca yerli otomobil fabrikaları kurulduğu açıklanmıştır. Uçaklarımız göklerimizi süsleyecek, yakında uzaya bile gidebileceğimiz müjdelenmiştir. Milletin bunlara inandığını mı sanıyorsunuz? 5. 2023 Lider Ülke Türkiye programında yer alan ekonomik hedefte kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolardı. Revize edilerek sürekli düşmüş, bu bütçeyle 6 bin dolara yaklaşmıştır.
Ortada hedef falan kalmadığına göre yüzünüz hiç kızarmıyor mu? 6. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi 226 milyar dolara düşürülmüştür. İş insanlarımızın üstün ve başarılı çalışmaları sayesinde en olumlu gelişmeyi ihracatçılarımız gerçekleştirmiştir. Ekonomi yönetimindeki son hamleler, ara malı ithalatını zorlaştıracağı için üretimi zora sokmayacak hangi tedbirleri aldınız? 7. Ekonomiyle ilgili devletin önemli kurumları ya kapatıldı ya da içi boşaltıldı, değiştirildi ve işe yaramaz hale getirildi. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Merkez Bankası ve TÜİK kontrol altına alındı. Kamu İhale Kurumu yolsuzluklara alet edildi. Para kokan bütün kuruluşlara göz dikildi. İçinizde yanlışlıkları söyleyebilecek kimse yok mudur? 8. Her fırsatta AKP'den önce hiçbir iş yapılmamış gibi mukayeseler yapılmaktadır. Taş devrinde yaşanıyormuş da AKP sayesinde bugünlere geldiğimizi ifade eden iktidar yetkilileri. Bugünkü bir gram altının fiyatıyla 2002'de 7 tane cumhuriyet altını alındığını, dünyada altının onsu 6 kat artarken Türkiye'de 46 kat arttığını, altına göre hesap yapılırsa asgari ücretin bugün 9 bin lira olması gerektiğini bileniniz var mıdır? 9. Avrupa ülkeleriyle mukayese edilirken yoksulluk ve sosyal dışlanma risk oranları verilerine göre ülkemizin birinci sırada olduğunu ve geçen ay yayınlanan Cumhurbaşkanlığı yıllık programda da yer aldığını acaba iktidar milletvekilleri biliyorlar mı? 10. Ekonomik tükenmişliğinizi gizlemek için bu kürsüden hala Ayasofya'yı açtık diye edebiyat yapıyorsunuz. Ayasofya stratejik olarak müzeye dönüştürülürken ikinci bağımsızlık belgemiz olan Montrö'yü imzaladığımızı bilmiyor olabilirsiniz. Ama hiç olmazsa tapuya Ayasofya-i Kebir Camii Şerif olarak Atatürk tarafından kaydedildiğini de öğrenemediniz. 11. Ekonomide farklı sesler çıkmaya devam ediyor. Aranızda anlaşsanız, biz de bilsek, yaşanan krizin sorumlusu dış güçler midir, değil midir? 12. Çok sıkı ilişkiler içinde olduğunuz ve daha dün kardeş ilan ettiğiniz Katar'ın Mavi Vatan'da ABD ve Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte doğal gaz arama şirketi kurarak ruhsat almalarını nasıl geçiştirebiliyorsunuz? 13. Üst düzey dostluk ilişkileri içerisinde bulunduğunuz Çin, Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu ve çekilmesi gerektiğini açıkladı. Aynı Çin, Doğu Türkistan'da 30 milyona yakın soydaşımıza Türk ve Müslüman oldukları için korkunç işkencelerle zulüm uygulamaya devam ediyor. Bu sebeple bazı ülkeler 2022 kış olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı almıştır. Siz hala nasıl sessiz kalabiliyorsunuz? Vicdanınız hiç sızlamıyor mu? 14. Türk milletine moral, size de itibar kazandıracağına inandığım Süleyman Şah Türbesi, Türk toprağı olan asıl yerine ne zaman taşınacaktır? Değerli milletvekilleri, Türkiye büyük bir ülkedir. Ne var ki büyük bir ülke gibi yönetilemiyor. Pek çok konuda çelişkiler yaşanmaktadır. Bu çelişkilerden kurtulmak için tek çözüm vardır, o da seçimdir. Biz İYİ Parti olarak beklentilere çare olmak ve sorunları çözmek için hazırız. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Öncelikle ucube tek adam yönetimi demek olan partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulacağız. Kuvvetler ayrımını esas alarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edeceğiz. Biz nefret, tehdit ve hakaret dilini kullanmayacağız. Güven ve huzura dayalı bir iç politika takip edeceğiz. Komşularımız, bölgemiz ve dünyayla barışık olacağız. Hak ve menfaatlerimizi korumak için şahsiyetli bir dış politika takip edeceğiz. Biz ekonomik dengeleri yeniden sağlayarak Türk parasına itibar kazandıracağız.
stratejik bütün ürünlerimize, yeraltı ve yerüstü bütün kaynaklarımıza sahip çıkacağız. Varlıklarımızı peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz. Bu zor coğrafyada Türk milletinin ilelebet, hür ve mutlu yaşamasının temini için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. 2022 yılının huzurlu ve umutlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.